pazarlar ekonomi arasıyla karşınızdayız. Gelecek hafta ekonomi ve piyasalar hangi önemli gelişmeleri takip edecek? Tümünü aktarmaya çalışacağız. Yeni haftada yurt içinde yakından takip edilecek pek çok önemli ekonomik veri yer alıyor. Bunlardan bir tanesi pazartesi günü açıklanacak Mayıs ayı iş gücü istatistikleri olacak. Nisan'da mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Nisan'da 10.2 seviyesine yükselmişti. Veride kadın işsizliğindeki artış bir önceki ayda da olduğu gibi dikkatleri çekmişti. Yeni veriyle birlikte işsizlikte makasın kadınlar aleyhine de açılmaya devam edip etmediğini göreceğiz. Salı günü ise bir diğer önemli veri olan ödemeler dengesi verileri izlenecek. Merkez Bankası Mayıs verilerini paylaşacak. Cari işlenme hesabı Nisan'da 5.4 milyar dolar açık vermişti. Bu da 18 aydır cari açık verilen bir tablo oluşturmuştu. Yıllıklandırılmış cari açıksa 57.8 milyar dolarla 11 yılın en yüksek seviyesinde yer almıştı. Yeni ekonomi politikaları ile birlikte cari açıkta düşüş olup olmayacağı da merak ediliyor. Geçtiğimiz dönemde ihracata ek olarak ithalatta da artış olduğu için cari açık rekor seviyelere yükselmişti. Büyümenin öncü göstergelerinden kabul edilen sanayi üretim verisi de çarşamba günü izlenecek önemli verilerden bir tanesi olma özelliği taşıyor. Nisan'da sanayi üretimi %0.9 gerilemeyle yeniden negatife dönmüştü. Yıllık düşüş ise %1.2 olarak kaydedilmişti. Yurt dışı verilere geçmeden önce yurt içi piyasalara dair beklentileri de aktaralım. Borsa geçtiğimiz hafta tarihinde ilk kez 6000 puan seviyesini aştı. Endeks hem gün içi hem de kapanış rekorlarını tazeledi. BIST yüzde hacimler seçimden bu yana yüksek seyrederken yabancıların borsaya olan ilgisinde de bir miktar artış gözlemleniyor. Tüm yatırımcılar yeni ekonomik politikalara dair açıklamalara odaklanmış durumda. Dolar kurunda da rekorların tazelendiği bir hafta geride kalmıştı. Kurdaki yükselişe bağlı olarak altının gramı hafta genelinde 1600 liranın üzerinde seyretti. Yeni haftada hem kur hem de ons altındaki gelişmeleri altın yön verecek. Uzmanlara göre altında her düşüş bir alım fırsatını beraberinde getiriyor. Yurt dışında da haftanın en önemli verisi Amerika Birleşik Devletleri'nden takip edilecek Haziran ayı enflasyon rakamları olacak. Çarşamba günü 15.30'da açıklanacak veri hem hisse piyasaları hem de altın için belirleyici olacak. Enflasyon Mayıs'ta aylık %0.1, yıllıksa %4 artmıştı. Yıllık enflasyon Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilemişti. Yeni başlayacak haftanın ekonomi ve piyasa takvimini aktardık. Gelecek hafta cumartesi günü aynı saatte yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.